Herkese merhaba, ben Kenan Taş. Yeni bir program formatıyla karşınızdayız. Peki bu programda ne yapacağız? Biraz futbolu, futbolun içinden insanlarla ama böyle taraftarlık derecesinde değil, sadece spor sever boyutunda bilgisi olan insanlarla program yapacağız. Belki her hafta yapamayacağız ama her ay yapmayı planlıyoruz. Bugün 3 tane değerli, önemli futbol bilgisine güvendiğim, tanıdığım isimle birlikteyiz. Ahmet Özcan bizle birlikte. Fatih Saboviç bizle birlikte ve Arda Hazinedaroğlu bizle birlikte. Bugün üçümüz, dördümüz böyle bir Türkiye'deki futbolun reçetesini, böyle röntgenini çekeceğiz. Reçetesini hazırlayacağız ama ya bunu böyle bir şey gibi yapmayacağız. Yani işte evet bu böyle olmalı, bu şöyle olmalı. İşte Fenerbahçe'nin nasıl sorun düşünür falan böyle şey yapmayacağız. Biraz eğleneceğiz, biraz güleceğiz. Sizlere de böyle 9 günlük tatil içerisinde keyifli bir program sunmayı hedefliyoruz. Asıl amacımız bu. Biliyorsunuz bu kanalda daha çok haber ağırlıklı gidiyoruz ama spor izleyicisi de çok, spordan anlayan, sporu seven. Önümüzdeki günlerde bu formatta belki ben olurum, belki başkaları olur ama bu formata devam edeceğiz. İlla bir spor yazarı, bir spor araştırmacısı olmasına gerek yok. Türkiye'de özellikle futbol olmak üzere birçok konu herkesin bildiği, ilgilendiği, sevdiği konular. O yüzden biz de böyle bir şeye başlatalım dedik. Kimden başlayalım arkadaşlar, ne konuşalım? Ha bir de şey var, programın adı ne olsun diye konuşalım dedik. Dedim ki yani yenilsen de bazı dedim. Sonra dediler ki ya buna reklam alamayız falan. O yüzden yenilmek var vesaire. Spor sever dedik falan, bakalım düşünüyoruz. Siz de yorumlara yazabilirsiniz bu program için isim önerilerini, ne olabilir diye. Yani böyle Türkiye'de güzel, keyifli bir spor sohbeti sunmak istiyoruz. Aslında yola çıkış amacımız bu. O sebeple buraya toplandık. Nereden başlayalım? Yani ben... aslında milli takım, federasyon. Yani bunlar çok gündemde. Fenerbahçe'de gelişmeler var. Şimdi şöyle yapıyormuşuz. Bir konu var. 5 dakika boyunca bunu tartışalım önce. Neden başlayacağız diye. Tartışmamız bu olsun yani. Biten bence sezon. Aynen. Ya ben şeyle başlayalım diyorum ya. Arda Güler meselesiyle başlayalım Fatih. Sen konuyu da iyi takip ettiğini düşünüyorum. Arda'nın Türkiye'de daha önce yaşadığımız bir şey var. Böyle star management diye bir hikaye var. Özellikle genç yaşlarında büyük paralar etmeye başlayan futbolcuların bir anda aileleri işin içine giriyor. Sonra hop profesyonel yaşam out'a çıkıyor. Nedir orada durum? Ben burada şundan dolayı çok mutluyum. Arda Güler en azından ailesinin bana göre devreye girse bile devre dışı bırakamayacağı bir yetenek düzeyinde ve mantalitede. O yüzden kesinlikle tavsiyem ve bu konudaki fikrim bir profesyonelle, yani gerçekten güçlü bir menajerlik şirketiyle yola devam etmesi olur. Ama işte o ailesi ne kadar iyi niyetle onu bugünlere getiren tarafta olsa da annesinin o müdahalesi mesela daha kariyerinin başında ders alınacak bir konu olur umarım o paylaştığı tweet. Çünkü hoş bir şey değil. Oğlu üzerinde o aradaki duygusallık çok farklı bir zihinsel konuma götürebilir. Her vazgeçiş meselesi mi? Evet. Yani her ne olursa olsun ben bir ailenin, bir sporcunun kariyerinde hangi branşta olursa olsun bir tık daha böyle arkada kalması gerektiğini, perde arkasında durması gerektiğini düşünüyorum. Ama Arda'nın yolu açık, son konuşulan bugün ve yarın bazı şeylerin netleşeceği yönünde. Muhtemelen o opsiyonu Ali Başkan'ın, Fenerbahçe yönetiminin yükseltmesi gerekiyor. Yoksa gerçekten tarihi bir linç olur. Evet, bir de orada şey var, 17 milyon dolara serbest kalma evet maddesi var. Onu 35'e çekmeye çalışıyorlar herhalde. Doğru. Yani bahsedilen rakam Arda yeteneğinde, Arda kalitesinde bir futbolcu için gerçekten çok düşük. Hatta Avrupa'da büyük kulüpler için artık bedava denilebilecek seviyede rakamlar. Ama orada ben Fatih'in dediğine de katılıyorum. Arda kendi kariyer yönetimi açısından veya oyuna bakış açısı açısından bundan önce Türkiye'de benzer çıkışı yapan yıldızlara hiç benzemeyen bir karakter. Gerçekten dışarıdan görüntüsüyle de pırıl pırıl bir futbolcu geliyor, bir yıldız adayı geliyor. Umuyorum Fenerbahçe'nin de Türk futbolunun da kazancına olacak bir şekilde sonuçlanır bu süreç. Arda bir şekilde en üst seviyelerde oynayacak bir oyuncu zaten. Bu ışığı zaten bize çoktan beri veriyor. Bu şey hikayesine dönmesin ya, ben çok üzülüyorum. Bu biliyorsun 12-13 yaşlarında Barcelona bunu istiyor. İşte Muhammed Demirci. Hepimizin aklına aynı örnek hani geliyor. Aklıma isimler geldi, isim söyleyeyim mi? Muhammed Demirci, Batuhan Karadeniz. Ya Batuhan gene
şey dolaştı mı yani? Galatasaray'ın meşhur bir 87-88 jenerasyonu vardı. Her birisi dünya starı olacak denilen. Evet evet. Bir tanesi oldu. Hangisi o? Arda Turan. Arda Turan. Ya mesela ben de onu diyecektim. Arda'yı ben 10 yaşında ilk izlemeye başlamıştım. Çok farklıydı gerçekten. Ondan beri de tabii Arda Güler gibi bir yetenek gelmedi ama Arda Güler çok farklı çünkü çok rahat sahada. Yani gerçekten çok rahat ve yani inanılmaz bir sorumluluk duygusu alıyor. Daha 17 yaşında gidip kornerleri atıyordu geçen sezon. Yani bu oyuncu bence de çok zor kalır Türkiye'de ve inşallah önü çok çok açık. İyi bir kulübe gittiği anda oradaki tepelere gitmesi çok muhtemel. Benim duyduğum şöyle bir şey var. İşte Fenerbahçe takip eden spor yazarları ve gazeteci meslektaşlarımızdan. Yani kendini geliştireceği bir kulüp. Ya doğrusu zaten ne olacak diye düşünüyorum. Şimdi Arda şu anda henüz reşit olmuş, 18 yaşında bir genç. Bu top seviye kulüplerden bir tanesine gittiği zaman zaten orada çok ciddi bir forma rekabetine girecek. Belki orada sert de bir lige giderse çok çok zorlanabileceğini düşünüyorum. Burada daha çok hani bildiğimiz böyle yetiştirici kulüpler Ajax, Borussia Dortmund veya İspanya'nın veya Ajax olmayacak ama. Orada babası Ajax. Babası devreye girmiş. Ajax yöneticisi. Söylentiler ben de okudum ama bilmiyorum hani şey nedir. Yani doğrudur. Yok şöyle bir işte bir kulüp deseler de orada bir derdik ya yani durduk da işte babası müdahale ediyor. Ajax'lılar geri çekiliyor. Evet. Bu nasıl iş diye. Burada şöyle bir durum da söz konusu. Mesela Ajax'la ilgili Serkan Akkoyun da bir analiz gibi bir şey paylaşmıştı. Çok güvenirim Serkan abinin de ben gözüne futbolla ilgili. Yani diyor ki Ajax'ın şu anki oyun sisteminde Arda'nın gerçekten rahat olabileceği ve serbest kalabileceği bir alan da diyor çok fazla söz konusu değil. Kanada çekilmek ya da 8 numaraya gitmek durumunda kalır diyor. Şimdi niye Arda için böyle bir şey konuşuyoruz? Çok genç, gideceği yerdeki konumu, o hocamın da bahsettiği o forma rekabeti bunlar çok kritik durumlar. O sebeple benim de gönlüme yatan aslında daha biz Fenerbahçe'de Arda'yı koruma mantalitesine evet. geçtik. Yani Arda'yı kimden koruyorsun? Arda oynadığı takımı puan kaybından korur ancak. Sen Arda'yı bir şeyden koruyamazsın. Korur. Arda seni korur. Sadece şu noktayı da söyleyip bitireyim. Çok uzatmayayım bu konuyu. Arda'nın kulüpte bir sene daha kalması ya da bir yere kiralanıp bir yere satılıp daha sonra Fenerbahçe'ye yine kiralanması gibi bir opsiyon var. Bana kalırsa hem gelecekteki hayallerini garanti altına alması hem de daha olgunlaşıp öyle hazır bir halde gitmesi daha mantıklı bir seçenek gibi geliyor. Vallahi göreceğiz. Arda meselesi daha çok su kaldıracak gibi. Sadece transfer meselesi değil. Yani Arda'nın o takımda gittiği takım, takımın pozisyonu, gittiği ülke. Şimdi ne bileyim. Arda'yı muhtemelen 15-20 yıl konuşacağız. Konuşacağız evet. Öyle gözüküyor. Öyle bir yetenek, öyle bir yıldız. Ben Galatasaray'la Arda'nın belgeselini yapmıştım. Herhalde bu Arda'nın da belgeselini yapacağız i̇nşallah, gibi duruyor. İnşallah. Bir diğer mesele de özellikle milli takımlar meselesi. Ya şimdi Türkiye'de böyle bir siyaset eksenine bulaşan yarı emekli futbolcuların böyle bir şeyi vardır ya. İşte milli takıma göz kırpıyor meselesi. Ne düşünüyorsun? Mesut Özil sesleri var milli takımda. Yani ben çok enteresan buluyorum açıkçası. Çünkü bence Kuntz genel kanının aksine ya da en azından medyada genel ana akım medyada konuşulan genel kanının aksine başarılı bir iş yapıyor. Forma hakkını formayı adaletli dağıtıyor. Formdaki oyuncuları alıyor. Oyuncularla iletişim çok iyi olduğunu görüyorum. Özellikle genç oyuncularla. Onlar da ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Şimdi grupta da güç bela olsun iki zor deplas yani zor geçebilecek deplasmandan çıktık. Eylül ayındaki ilk maçı kazandığımız anda çok %90 ihtimalle Euro'ya da gideceğiz. Yolu yaraladık gibi bir yani şey. Yolu yaraladık. Evet. Hatta %75'ini belki açtık. Almanya'da da olmak bir sürü Türk taraftarının yani yarısının belki Türkiye'nin maçlarının tamamının Türk taraftarlarının olacağı yerde Almanya'da olmak. Kuntz'un da o ülkenin vatandaşı olması. Ya orada güzel bir hikaye çıkabilir bence. Hani dediğiniz gibi hani milli takıma göz kırpan eski oyuncuları milli takımın gerçekten iyiliğini istiyorsa olduğu yerde bırakması gerekiyor durumu ki milli takım başarılı olsun diye düşünüyorum. Ne diyorsun Mesut örneğine sevgili Fatih? Yani ben sadece şunu söyleyebilirim. Mesela Kuntz'un üzerinde hani Arda'nın da söylediği gibi bir ana akım medya bizim herhangi bir milli takım hocamızla ilgili yorum yaptığı zaman ben onu dinlemiyorum zaten. Hani ana akım medyadan Allah korusun bu ülkenin milli takımını. Çünkü sadece şeyle ilerliyor. Gerçekten Türk hocaların lobisi,
Şimdi Kuntz kötü diyorlar. Bir lobi var mı ya sence? Atıyorum X bir kanalda, ne bileyim böyle bir işte ya. Kesinlikle var. Ya bunu ben şimdi Fatih daha iyi bilir o kısmı. Ama ben o eski jenerasyonun yaptığı 90'lardaki Türkiye'deki spor yazarlarının yaptığı bir şeydi ama o. Ama yeni jenerasyon daha tehlikeli. Sosyal medya diye bir şey var şimdi yeni jenerasyon. Şimdi taraftar yani. Muhabir diye bir olgu oluştu son zamanlarda. Evet. Ben hani böyle kanallar işte gazeteler üzerinden değil de böyle daha muhabirler üzerinden yürüyor gibi hissediyorum bu işi. Evet. Ben dediğim gibi ben bir bilgi sahibi değilim ama okuyoruz, izliyoruz. Kendimizce süzgeçten geçiriyoruz. Durum o. Burada bir yerli hoca lobisi Kuntz'un altına oyuyor gibi hissediyorum ben de. Ha Kuntz çok başarılı bir hoca mı? Veya çok yeterli bir hoca mı milli takım için? Kuntz'un eksiği bence bir jenerasyon yok. Hep böyle milli takımlarda bir jenerasyon vardı. Fatih kazarak buluyor biraz Kuntz. Fatih Terim jenerasyonu vardı. Ondan sonra Şenol bir ekol yok. Yani bu Galatasaray, Ersun Yanal'ın Manisa'daki o çocuklar, Arda Turan'lar, Selçuk İnan'lar, o tayfa, 2008 milli takım tayfası. Milli takımın iskeletini oluşturan bir takım yok şu anda. Milli takım yok. Önceden vardı bu başarıları kazandığımız her yılda. İşte 2002 Dünya Kupası zamanı Galatasaray'ın iskeleti. 2008 Avrupa Şampiyonası zamanında Fenerbahçe'nin ağırlıklı iskelet ve Galatasaray'ın desteği. Ve lejyoneller vardı o dönem tabii yurt dışında oynayan oyuncular. Ya Kuntz'un dediğim gibi bir mesela şu anda milli takımın forveti çok benim beğendiğim, çok da ilgiyle takip ettiğim Umut Nayır oynuyor ama küme düşen Ümraniyespor'un forveti. Enes Ünal sakatlandı, Cenk Tosun sakatlandı. Üçüncü forvetimiz maalesef o seviyede değil. Böyle de bir şanssızlığımız var yani. Ya Enes Ünal derken de Enes'in de bir türlü böyle bir şey yapamaması, büyük bir sıçrama yapamaması. Tam yapıyordu bu tam sezon. Tam yapıyordu, evet. Bu sezon Real Madrid konuşuluyordu yani bu sezon sonu için. Zaten ya, Instagram gönderisinde yazmış çok farklı bir şeyler olabilirdi kariyerimle ilgili. Benfica konuşuluyordu, Real Madrid konuşuluyordu. Kaç oldu Enes? Ben genç hala 97'li olmuş. 26'sa daha gider o zaman. Çünkü Enes de böyle çünkü show business'ında kabul edeceği bir karakter var yani böyle yani, eli yüzü düzgün, presentable dediğimiz bir futbolcu. Güzel oyuncu. Bir önceki Arda Güler işte Enes Ünal Türkiye için yani Manchester City'ye transfer olan büyük bedellerle yıldız şeyi. Ama işte o sıçrama her futbolcu da aynı olmuyor demek mevki yani. Mevki de hocam çok farklı. O da var dediğim gibi evet. Yani golcü olduğun zaman atman lazım hakikaten. Nereye gidersen git atman lazım. Aynen atman lazım. Golcü şansı. Kesinlikle. Ya Kuntz'la ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Mesela Galler maçına dikkat ettim son maça. Yani herkes şunu konuşuyor sosyal medyada. İşte Arda Güler'i ve Umut Nayır'ı nasıl oynatmaz? İşte oyunu aldı, iki gol attı. Şöyle oldu. Sen Arda'yla Umut Nayır'ı alırsan zaten bu maçı kazanırsın oldu. Ama şuna eminim bir Türk hoca aynı şeyi yapsaydı derlerdi ki hoca işte iki değişiklik yaptı. Maçın kaderini değiştirdi. Aynen. Kuntz'u böyle özetleyebiliyorum yani. Ya Kuntz'un hikayesi biraz zor devam edecek gibi duruyor. Çünkü kesinlikle. Türkiye'de İşi zor. Türkiye'de hani bir laf vardı ya futbol asla futbol değildir diye. Sadece futbol değildir. Türkiye'de hiç değildir yani. Bizans oyunları oynanıyorsun adamın. Kuntz mesela teknik direktör olarak tecrübesiz bir teknik direktör. Evet. Ama ondan önce Lucescu vardı. O da dünyanın en çok kupa kazanan hocaların ilk üçte olmasına. Guardiola daha yeni yakaladı kupa sayısında Lucescu'yu. Onu da yediler. Yani bu Türkiye'nin öğütücü iklimi gibi. Böyle yani. Öğütücü gibi. Toksik futbol dünyası yani. Ya orada şimdi yediler meselesine katılıyorum ama bir sonuçta bir başarı olacak. Abi. Başarı olmadan nasıl olsun ya? Futboldaki temel ya işte, şey 2 artı 2 4 yani. Ama hani Fatih Terim'in bir jargonu var ya look at the tabela. Yani. Tabelaya bakıyorsun Lucescu başarısız. Ama şunu söyleyeceğim. Bak mesela başarı işte başarıyı neyle ölçüyoruz? Bak Kuntz'un mesela. Hocalık serüveninde Türkiye milli takımında ciddi mağlubiyet diyebileceğimiz Faroe Adaları iş kazası diyebiliriz ona ki sonucu değiştirmeyen bir iddiasız bir maçtı. Evet, Kasım ortası. Portekiz'e kaybettik. Abi Portekiz'e dünyada herkes kaybediyor. Yani Portekiz'e kaybetmek Türkiye için böyle karalar bağlanacak bir durum değil ki. Portekiz yani karşımızdaki. Ronaldo'yu son dünya kupasında yani, evet, gidecek. Evet evet yani. Hani, ve hani Portekiz'i yenince gideceğimizin yine garantisi yoktu. Bir tur daha maç vardı orada. Kuzey Makedonya maçı olacaktı. Yani istatistiksel olarak baktığımız zaman Kuntz öyle çok başarısız diyebilir miyiz? Ben diyemem. Ha hocalık olarak yeterli mi? Bu artık şey bir ya kişisel biraz, bir bakış girer yani. Biraz futbol dedikodusu yapalım da Hamit Altıntop faktörü var diye bir tabii, hikaye var. Yönetiyor zaten yani milli takımın sürecini. Bir de menajerlerin çok etkisi olduğu söyleniyor. Ya işte bizim oyuncuları neden milli takımı alıyorsun, almıyorsun diye.
böyle bir menajer lobisi olmaya başladı. Yani sadece yani Türk hoca lobisi değil. Bir, şey, evet. Bir de onun da hikayesi var. Tabii milli takımda konuşacak çok şeyimiz var. Arda'yı konuştuk. Özellikle ben mesela Türkiye'ye iyi bir futbolcu geldiğinde aslında herkes mutlu oluyor. 7 yaşındaki çocuk da mutlu oluyor. 30 yaşındaki futbol izleyicisi de 60 yaşındaki amca da işte doğru. Futbola ilgisi az olan kadınlar da herkes mutlu oluyor. Yakışıklı aslında. Diye mutlu oluyor kadınlar. Evet yani ya güzel yani güzel görüyor. Güzel. Güzel her zaman erkekte de kadında da ilgi çeken bir şeydir. Bu Icardi meselesinde son durum nedir? Gidiyor mu, kalıyor mu? Arda sen daha gerçekten yakından takip ediyorsun öyle diye düşünüyorum. Öyle ediyorum. Çok heyecanlıyız bu konuda tabii. Yani ben şöyle görüyorum şu an. Hani kalırsa büyük bir iş olur gerçekten tutmuş olmak. Ama giderse de hani canı sağ olsun. Gerçekten güzel bir sene dediğiniz gibi sırf Galatasaraylıları değil bir hava oluşturdu yani. Gerçekten bir hava oluşturdu. Belki ondan daha iyi oyuncular geldi. Daha büyük yıldızlar geldi. Daha fazla hani iş yapanlar da oldu. Yine Icardi de büyük bir iş yaptı saha içinde de ama hani saha dışında insanların o şarkıyı bu kadar dile getirmesi, işte Icardi'nin gol sevinciyle küçük çocukların devamlı fotoğraflarını görmemiz bu ya harika bir etki yarattı. Kalırsa Türk futbolunun bence hem Galatasaray'ın hem Türk futbolunun avantajı ne olacak? Seviyor gibi de görüyorum. Gerçekten hani başta çünkü gelirken işte o ırz düşmanı işte önceden tam da bilmediğim... Onu kim söyledi ya? O yıllık bir muhabbet. O eski, yani. Eski muhabbet. Maxi Lopez ve Vandanara durumunu çok da biz dışarıdan takip eden ama... Ene bir yere şey yok muydu? Serdar Topraktepe, Oktay Dereloğlu meselesi vardı. Benzetiyorlardı biraz i̇şte onu. Şöyle bir hikaye vardı. Ya bu aynı takım arkadaşları falan. Ama adam sonra geldi son 3 ayını iki kızıyla eşinden... Eşi de Arjantin'deydi devamlı işinden dolayı. İki kızıyla burada geçirdi. Gayet işini de profesyonel bir şekilde yaptı. Başarılı da oldu. Yani inşallah kalır Türk futbolunun faydası olur. Etkilemiyor gibi onu ama sanki böyle. Vandanara'nın ayrılıklar şeyler biraz PR'a da dönüştürdüler sanki. Tabii. Tepinmek diye bir şey var ya. Bir hikayenin üstünde tepinesi mi konuşuyor? Bak Icardi sayesinde Simge Sağ'ın Aşk Rolayım şarkısı Spotify'da birinci sıraya çıktı. Evet, şarkı yani evet yeni bir şarkı da değil. 5 yıllık olması. Şimdi birkaç gün önce bir Instagram'da post attılar. Aşkın olayımı söylüyorlar ailecek falan. Tabi bunu şey diye yorumlayanlar da var. İşte kontrata 1-0 daha attırdı arkasına. İşte 1 milyon daha koydurdu falan gibi. Artık ama hakkıdır yani sporcu da sonuçta en yüksek parayı alacağı ortam oluşturmaya aynen, çalışıyor. Aynen, döneminde. Şimdi bu Suudi Arabistan mevzuları da varken şu anda yani. Bir de karşılığını vermesi çok iyi. Ha evet yani. O kadar alıp da hiç karşılık vermeyen sporcu oldu ki ülke tarihinde. Yani. Evet. Hak eden kazansın. Ya bir kare var arkadaşlarım ekrana getirebilirse onu Arda özellikle size de sormak istiyorum. Bu Haldun Üstünel'e kupayı götürmüş. Evet. Yani o kadar böyle bir Türk futbolunun önemli isimlerinden, Galatasaray camiasının önemli isimlerinden birisi bir amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. O kareyi bir ekrana verirseniz arkadaşlarım. Evet işte bu kare görüyorsunuz. Erden Timur kupayı götürüyor Haldun Üstünel'e. Çok çok geçmiş olsun. Ben çok tebrik ettim. Yani Erdem Bey özellikle Galatasaray camiasının çok sevdiği bir isim. Muhtemelen yani 2028'de olmasa bile bir noktada Galatasaray'a da şey olacaktır. Yani Erdem Bey yetiş diye Galatasaray başkanlığı için adı geçecektir diye tahmin ediyorum. Ne diyorsun bu kupayla ilgili, götürülmesiyle ilgili? Yani muazzam işler yapıyor Erden Timur da Galatasaray yönetimi de. Ben hani senelerce işte Fenerbahçe camiasıyla ilgilendim ve çok yakından o camianın tozunu yuttum diyebilirim. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin özellikle son yıllardaki, son dönemdeki bu en büyük fark şu olarak görüyorum. Galatasaray gerçekten birlik olmanın ne demek olduğunu, bunu sürdürülebilir kılmayı bilen bir cami. Ama Fenerbahçe en ufak bir darbe geldiği zaman ya taraftardan çıtırlıyor, ya hocadan, ya yönetimden, ya da futbolcudan bir boşluk ve fire veriyor. Şimdi Galatasaray'ı Galatasaray yapan ve bu başarıları getiren de bana kalırsa o camianın hiçbir üyesini, o camianın içinde bulunan, emek veren hiç kimseyi böyle unutmamaları. Bu hem manevi olarak çok güzel bir durum hem de genel olarak yani bu kulübede her türlü katkıyı getiren bir iyi, güzel bir hamle. Evet, kesinlikle katılıyorum. Yani mesela Haldun abiye de çok çok geçmiş olsun. Ben de fotoğrafı Instagram'dan gördüm. Hatta işte ailemle de paylaştım. Çok güzel bir jest gerçekten unutmamak. Çünkü çok iyi bir Galatasaraylı kendisi ve hani onun için ne kadar anlam ifade ettiğini, aynı zamanda Erden Timur için de bunun ne kadar anlamlı bir an olduğunu ben ikisinde tanıdığım, bildiğim için, hani abilerim olduğu için tahmin de edebiliyorum ve büyük bir jest. Senin dediğine de çok katılıyorum Fatih. Çünkü hiçbir üyeyi dışa, mesela Adnan Başkan'ın 10 yıl sonra stada dönmesi, 12 sene sonra. Kendi açmış olduğu stada 10 yıl
küskünlükten dolayı gitmemesi ama hani... Kim? Adnan? Adnan Polat. Evet, Adnan Polat. Şampiyonluktan sonra işte Sad'da olması, Sunus'la birlikte elini kaldırması. Yani bunlar güzel şeyler ve kesinlikle bu birlik getirdi başarı. Evet. Hiçbir unutmamak evet. lazım. Galatasaray geçen sene 13. bitirdi. Ciddi bir düşme tehlikesi evet. yakaladı. Yani bunu itiraf etmek lazım yani. Okan Bayülgen'den bir 4 yıllık dönem bekliyor musunuz? Fatih Terim dönemi. Okan Buruk. Okan Bayülgen diyorum. Okan bir şey söyleyeyim yalnız. Bayülgen beni aldı. Bir şey söyleyeyim. Bayülgen için hoca olarak hayal ettim sen söyleyince. Bir an müthiş yani. O demek evet, değil mi? Hayır demesi. Kardeşim ya. Bu nasıl olur diye. İzaga'ya çevirir Okan orada. Okan Bayülgen'e de. Disko kralı. Skeçler giriyor. Evet. Aynen. Skeçler giriyor vesaire. Okan Buruk'tan bir 4 yıllık bir şey hikayesi bekliyor musun? Senden başlasın Galatasaray. Şöyle Ahmet senden başladın. Tamam bu sefer. Ya Okan Buruk... potansiyel vaat ediyor kesinlikle. Şimdi yeni jenerasyonun en başarılı hocalarından bir tanesi. Ayrıca hoca çok mütevazı bir de. Yani böyle kahve içmeye gidiyorum, bakıyorum orada oturuyor. Normalde hani böyle ama, daha... Ama başarıyı kabullenmiş bir mütevazilik. Evet, aynen. Yani, şimdi Okan Hoca'nın bir de şöyle bir şansı var. Tabii kendi yarattığı bir şans. Şimdi Okan Hoca büyük takım çalıştırmadan Türkiye Kupası kazanmış ve Süper Lig kazanmış bir hoca. Kendini zaten çoktan ispat etmiş bir karakter. Tabii Okan Hoca'nın 4 yıl boyunca arka arkaya şampiyonluk alır mı almaz mı, bu sadece hocayla da alakalı bir durum değil. İşte kadro istikrarı olması, oyuncuların performans vermesi. Şimdi hele bu zamanda kadro istikrarını sağlamak iyice zor takımlar için. Çünkü şimdi Euro'nun 25 lira olduğu yerde oyuncu getirmek eskisi kadar kolay değil. Getirdiğini tutmak bile çok zor bir durum oldu artık Türkiye'de. Yani yapabilir, potansiyel var. Ama dediğim gibi başka faktörlere de bağlı. Ben Beşiktaşlı olarak yapmasa keşke diyorum ama ama bir Türk hocanın da bunu başarması hoşumuza gider yani. Tabii. Sen ne düşünüyorsun Fatih? Ben sadece şunu söyleyebilirim. Mesela o mütevazılık tarafında beni şey çok mutlu ediyor. Serpil Hamdi Tüzün'ün öğrencisi. Yani Serpil Hamdi Tüzün denilen karakter Türk futbolunda bence gelmiş geçmiş en iyi o altyapıyı ve o kültürü, spor kültürünü aşılayan karakterlerden biri. Yani 1970'li 80'li yıllarda Kuantum'la falan çalışan devrimci, bir hocadan bahsediyoruz. Devrimci yani. Evet, Sergen'i hayal ettiği golleri 11 yaşında çizdirip sonra Sergen'in aynı golleri attığı, bir şeyleri yaratmayı öğrettiği bir karakter bu. O yüzden o mütevazılığı da oradan aldığını düşünüyorum Okan Hoca'nın. Ve gerçekten futbolcu olarak doymuş olmak başarıya, teknik direktörlükte de o başarı geldiğinde sizin kriz anlarını çok iyi yönetmenizi sağlıyor. Şimdi biz bugün burada Galatasaray'ın şampiyonluğunu Icardi'yi ve hatta Torreira'ydı sanırım. Torreira'yla da bir gerilim yaşamıştı. Bunları konuşabiliyorsak... Gomis. Yani Okan Hoca'nın o kriz anlarını yönetebilmesi sayesinde ve Türk futbol kültürünü de, Türk futbol ortamını da bilmesi sayesinde yapıyoruz. Fenerbahçe neden olmadı dersek, Jorge Jesus'un gerçekten o Türk spor kültürüne ısınamaması, verdiği demeçlerle, o tavırlarla. Şimdi herkes şunu konuşuyor, Okan Hoca'dan bu mevzuyu atladım ama işte Fenerbahçe neden şampiyon oldu? Biri hakem diyor, biri federasyon diyor, biri başka bir şey diyor. Ben de bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe'de iyi kadroda, iyi teknik direktör hiçbir zaman bir yere gelmiyor. Evet, evet yani. Kavuşamıyorlar da. Settin birliktelik. Evet ama bir de mesela şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe Kadıköy'de Beşiktaş'a karşı öne geçiyor. Rakibi eksiliyor ve o maçı kaybediyor. Ya bu Fenerbahçe tarihinde, kültüründe çok nadir olan bir şey. Derbi kazanamıyorsun. Evet. Bence derbi kazanamadığın, o dominasyonu sağlayamadığın bir sezonda da çok şampiyonluğun arkasına alamayacaksın. Birkaç cümle senden Okan'la ilgili. Okan Hoca, herkesin dediklerine katılıyorum. Çok mütevazi. Bir kere işin içinden geliyor. Yani Florian tozunu yutmuş. Zaten 11 yaşında girdim ben diyor. 85 senesinde. Galatasaray'ın içinden geldiği için de oturduğu koltuğun kıymetini çok bilen bir insan ve zaten bunu kendi de söylüyor. Ben burada başarılı olmak istiyorum diyor. Bunun heyecanında 1,5 sene takım çalıştırmadım diyor. Daha ben de geçen gün dinledim. Ben de kendisiyle karşılaştım yine kahve içerken. Ama dediğiniz gibi başarılı da kabul etmiş bir mütevazilik. Bence zaten böyle olması lazım. Avrupa'da insanlar böyle görüyor bunu. Bir sürü büyük hoca da böyle kendinden bahsettiriyor. İnşallah yolu çok açık diye düşünüyorum. Ama dediğiniz gibi bir araya gelmesi gereken bir sürü faktör var. En başı da camia birlikteliği bahsettiğim. Ya mutlu olması lazım. Başarılı aynen. gelecekse. Ya Fenerbahçe'de mesela herkesin de söylediği. Kim mutsuz işte? Fenerbahçe'deki mutsuz. Herkes mutsuz ya. Herkesin mutsuz. Neden sence? Ya ortam meselesi. Yani bu hani çok örnek veriyorlar işte.
oksijen yok diyorlar, hava kirli diyorlar. Ama öyle olur mu ya? Nasıl yani? Şimdi Ali Koç, ben şimdi hiç futboldan anlamıyorum diyelim. Ondan sonra şimdi diyorsun ki Türkiye'nin en büyük camiası, taraftar kombine alıyor, forma alıyor, başkan Türkiye'nin en büyük holdinglerinin birinin başında, sponsorluk yağıyor, camia var, tesisler var, topuk yaydası var, her şey var ya. Parayla saadet olmuyor. Helva yok yani. her şey var yani. Dünyanın en iyi helva malzemeleri Fenerbahçe'de duruyor ama bir türlü bir o lezzetli helvayı taraftar yiyemiyor. Duygu yok, sürdürülebilirlik yok. Aziz Yıldırım'ın giderken çok ciddi ahının olduğunu düşünüyorum. Bunu hakikaten düşünüyorum. Çünkü bu ah sadece şey gibi de değil. Yani başkan oraya bir enerji ve kötü niyet bıraktı gibi de değil. Başkanın orada camianın içerisinde kalan hem taraftarın içinde hem yönetimin içindeki insanlar hakikaten halen bir özlem duyuyor. Ve yani ben şuna inanamıyorum ya. Galatasaray'da ben böyle bir şeye çok şahit olmuyorum. Bir teknik direktör gidiyor. Bir önceki konuşuluyor hemen Fenerbahçe'de. Bir hoca geliyor, kötü bir sonuç alıyor. Hemen bir önceki kişi konuşuluyor. Ya yeniye bakın, yeni birisi çıksın bu camiaya. Ali Koç kötü gidiyor, Aziz Yıldırım konuşuluyor. Ya hakikaten evet, muhtemelen de başkan, akıl alır gibi değil bir, ya. Bir video izledim, çok pardon lafını böldüm. Bir video izledim. Ali Koç'un futbolcularla yaptığı motivasyon konuşması, hemen arkasından Aziz Yıldırım'ınkini koymuşlar. Ali Koç anlatıyor. Tabii futbolcular kendi alemlerinde. Hatta konuşma bitiyor. Batu Şah ile Mert Hakan birbirlerine mikrofon uzatma şakası yapıyorlar falan. Sonra Aziz Yıldırım'ınkini koymuşlar. Hani Fatih Terim'in meşhur motivasyon konuşmaları var ya. Hani aynısı neredeyse. Ve şimdi o futbolcuların başkanın önünde o şakalaşma hareketlerini görüyorum. Düşünüyorum hani yapın bakalım Aziz Yıldırım'ın önünde o hareketi ne oluyor? Yapamazsın yani. Mümkün değil. Aziz Yıldırım öyle bir karakterdi. Ali Koç bambaşka bir karakter. Ya ben onun çok böyle bir, evet bir sorunlar silsilesi var ama ya yani şimdi Ali Koç'u da şey yapmamak lazım ya. Adam o kadar, ben uğraştığını düşünüyorum. Hayır, yok, Fenerbahçe'yi sevdiğinden herkes emin zaten. Herkes emin yani, hem vaktini hem parasını. Maddi manevi. Evet, maddi ya, manevi ya. Adam yüklenmiş. Ya belki sağlığını yani. Bilmiyoruz, belki ya, sağlığını evet, bile kaybediyor sağlığını. Ama sonuç gelmiyor işte maalesef. Fark şurada oluyor. Sorumluluk alma ve o sorumluluğu taşıma ve belki yine az önce Okan Hoca'da bahsettiğim, hani olduğun yerin biraz değerini bilme konusuna geliyor. Aziz Başkan hani bütün gerçekten hani diyor ya zaten ben Fenerbahçe için neler yaşadım. Zaten yani. Bunlar hepimizin malumu. Yani hani sevmekle de istemekle de bazen olmuyor. Bazen bir başarısızlığı belki sorumluluk olarak üstüne almaması. Hatta Aziz Başkan'ın geçimiz hafta yayınladığı metini görmüşüzdür. Hani 3 sayfa. En başında zaten bu söyleniyor. Devamlı suçu dışarıda aramak, düşman yaratmak. Bu Fenerbahçe belli ki iyi gelmiyor. Kaybettiriyor yani. Evet. Yani bu büyük takımın hiçbirine iyi gelmiyor. Galatasaray taraftarı ama bu böyle yani. Bunun böyle olmaması gerektiğini ya düşünüyorum. Zaten Fenerbahçe'de yakışmadığını düşünüyorum. Başarısızlıkta hakem konuşan, işte dış faktörlerden konuşan büyük takımın ben sonra aynı çizgide başarı yakaladığına ben 38 yaşındayım daha şahit olmadım. Yani oynuyorsa oynuyor yani takım. Kesinlikle. Ben bir de sadece son olarak şunu ekleyeceğim. Hakikaten yani bu çağlar boyunca ülke yönetimlerinden tutun işte spor kulübü yönetimine veya nereye giderseniz hep karşınıza çıkar. Bir birinci adam vardır. Abi bir daha bir ikinci adam vardır. Gülecektik hani ya. Programa başlarken gülmeye geldik. Gene ciddi sorunların içine girdik yani ya. Yani yine şuna gülebilirim sadece. Fenerbahçe hızlı geçelim. Fenerbahçe neden bir Ali Başkan yönetiminde niye iyi bir vezir yok? Yani Ali Başkan evet. Niye Erdem Kumru yok Fenerbahçe'de? Evet yani neden bir ikinci adam yok? Fenerbahçe'nin bunu düşünmesi gerekiyor. Evet. Sağlam bir ikinci adam çıkmıyor. Başka nerede yetişemiyor diyelim. Mahmut Uslu vardı şimdi Aziz Yıldırım'ın yanında. Yani çok başka bir karakterdi. Mahmut Emeli'de zaten yetişmek yani zorunda değil. Nihat Bey vardı, Nihat Özdemir vardı, evet, Mahmut Uslu vardı. Evet. Bunlar güçlü karakterler dediğiniz gibi. O yok. O zaman güleceğimiz bir şey geçelim. O zaman Ali Koç'un bir Abdullah Gül'e ihtiyacı var. Belki de. Yani. Öyle bir karakter belki lazım yani. Şimdi Mehmet Büyükekşi yeniden başkan oldu ama ona oy vermeyen böyle 33 kişi var. Kim acaba onlar? Buna gülünür. Acaba şey olur mu? Ben şunu anlamıyorum. Geçen gün de bir tane tweet attım. Dedim ki ya kardeşim sürekli federasyondan şey vuruyorsunuz. Federasyon öyle, federasyon böyle. Federasyonda o var, federasyonda bu var. Merkez Hakem Kurulu'nda o var. Çıkarsanıza bir aday. Çıkarın. Niye çıkarmıyorsunuz? Niye çıkarmıyorsunuz? Ya bu resmen şey, ben şu an Kulüpler Birliği Başkanı gibi konuşuyorum. Ya inan üstadım şöyle, herkes bizim ülkemizde biraz şey var ya, konuşmaya gelince uzaktan
herkes böyle şey bırakmıyor. Mangalda kül bırakmıyor. Mangalda kül bırakmıyor. Ama uygulamaya gelelim dediğim zaman herkes çil tavuk yavrusu gibi dağılıyor. Kulüpler Birliği'nin zaten şu anda daha kendi içinde sağlam bir yapısı ve çok sağlam bir şey yok ki. Birlikteliği ve ortaya koyduğu bir yumruk yok. Yani sen daha kendi içinde kulüpler olarak birlik olamıyorsan, ki bu da zaten yine Arda Hocam da çok iyi biliyordur, siz de çok iyi biliyorsunuzdur. Galatasaray Fenerbahçe ekseninde gidip gelen bir futbol eksenimiz var bizim. Şu anda da Mehmet Büyükekşi iyi işler yapmadı mı? Yaptı. Yanlış şeyler de yapmadı mı? Pek çok insana göre yaptı. Niye yaptı? İşte Galatasaray Federasyonu diyorlar. Sen Mehmet Büyükekşi destekliyor musun? Ben kimseyi desteklemiyorum. Ben yorumluyorum sadece. Ama şunu diyeceğim. Hani sence başarılı mı? Yani ya bilmiyorum. İnanın hani çok görece. Çok göreceli gerçekten. Ya yani milli takım federasyon başkanının özelliği nedir? Sakince hakemler maçları yönetsin. Futbol maçlarında olay çıkmasın, önlemler futbol alınsın. İklimine bakınca. Futbolda Türkiye'deki altyapıya büyük kaynaklar aktarılması için uğraşan bir kurum, evet, değil mi? Ben yanlış mı tasvir ediyorum? Yani ne kadar az konuşulsa o kadar aslında başarılı sayarız ama her gün her gün gündem o yani. Her gün ya bir federasyon başkanını ve federasyonu bu kadar görmememiz lazım. Yani, ya. Yani. Almanya öyle. Acaba İngiltere'deki federasyon başkanı bu kadar çok konuşuluyor mu? Ya ama bak orada yapılar farklı. Şimdi yapılar orada çok farklı, evet. Ligleri gerçekten Kulüpler Birliği denen, evet, lig şirketleri yönetiyor zaten. İşte Premier Lig ayrı bir şirket. Şimdi marka değeri falan bizim burada çok konuşuluyor ya. Hani öyle olur marka değeri. Yani ligi bir ayrıca bir pazarlıyor olmamız lazım. Bizim burada işte o gidiyor, bu geliyor, 4 tane takım iniyor, 3 tane takım çıkıyor, evet, falan. Yani playoff hani, olacak mı olmayacak yani mı falan. Şimdi son mesela işin o kadar suyu çıktı ki, hangi takımda? Giresunspor galiba. Düşme kaldırılsın diye başvuru yaptı. Şimdi komik de yapıyor işte, niye? Çünkü kaldırdınız daha önce, 2 sene önce, 3 sene önce sanıyorum, düşme kalktı. Şimdi onun hala şeyi çekiliyor. İşte o bir sezon 19 takım, bir sezon 20 takım. Hala da denk gelmedi. O hala da mesela bu sene de işte deprem felaketinden dolayı 2 takım çekilince yine şeyler, sayılar kaydı. Ben de onu demek istedim. Yapı böyleyken kişilere gerçekten çok fazla da bir sorumluluk ya da hani başarı başarısızlık şey yüklemeye çok zor gerçekten bana göre. Bir de biz de Mehmet Büyükekşi'yi tanıyoruz yani bu kadar çok. Doğru, doğru. Yani şey oluruz herhalde, 2030'da 30 takımlı olur lig herhalde. Herhalde yani şey, her sene arta arta gidiyor ligin sayısı. Bir diğer mesele de tabii Beşiktaş. Şenol Hoca erken gelse daha farklı bir Beşiktaş olur muydu sizce? Kesinlikle olurdu bence. Bence yani olurdu. Nasıl olurdu? Transferleri Şenol Hoca döneminde yapmış olsaydık olurdu. Şimdi olsaydık diye şeye döndüm. Taraftar şeyine geçtik. Olsun olsun, ne olacak? Yani olurdu ama şimdi şunun da önümüzde canlı örneği var. Valerian İsmail gitti. Şenol Hoca geldi. Birkaç maç oynandı. Dünya Kupası arası geldi. Sonra devre arasında Beşiktaş yeni transferlerini yaptı. İşte Abubakar, Hacı Ahmetoviç ve iç transferler diyebileceğimiz Mert Günok, Cenk Tosun. Şenol Hoca aslında bir önceki Valerian İsmail'in kadrosuyla da oynadı. Ve başarısız bir dönemde o, yine işte kör topal bir maç kazanıp iki maç kaybettiğimiz falan bir dönemdi. Ne zamanki kadroyu kendi isteğine göre kurdu, arkası geldi zaten. Acayip bir seri yakaladı Beşiktaş'ta. Şenol Hoca sezon başından beri olsaydı belki daha iyi olurdu. Ama Beşiktaş'ın da sezon başındaki ortamı, o da az önce hani Fenerbahçe'de bahsettiğimiz gibi çok istikrarlı bir ortam gözükmüyordu. Bakalım önümüzdeki sezon göreceğiz, Şenol Hoca başlayınca başarılı oluyor muymuş, olmuyor muymuş? Evet, Burak yardımcı antrenör oldu galiba, yanlış. Evet, öyle konuşuluyor ve netleşti de sanırım. Evet, tam, netleşti. Çok fazla netleşti. Beşiktaş tarafını takip edemiyorum ben de bu ara ama yani şunu söyleyebilirim, Şenol Hoca da hakikaten son dönemde ligin kaderini belirledi. Yani gidip orada Fenerbahçe, Kadıköy'de yaşattığı yenilgi hakikaten bu sezonun kırılma maçlarından bir tanesiydi. O yenilgi olmasa şampiyon olur muydu ki? Fenerbahçe, evet, şampiyon olmuyordu ama ben orada çok büyük bir psikolojik, evet, çok büyük bir psikolojik yıkım yaşadıklarını, aynen, düşünüyorum. Yani bana göre sezonun kırılma maçıdır. Hani hoca gelip böyle bir şeye etki ettikten sonra zaten zamanında milli takımda Beşiktaş'ta yaptıkları ortada. Yeni sezonda ben birkaç tane gerçekten iyi takviye alabilirse farklı bir seviyede oynatır diye düşünüyorum. İşte zaten sorun şu, yine Fenerbahçe'ye geleceğim ama yani 34 maç mı? Lig kaç maç oynanıyor? 18 takımlı olunca 34 maç. İşte sen herhalde 34 maçlık bir süreçte bir derbi maçla tak yıkıma olunca orada bir problem var demektir yani. Kesinlikle. Çok kırılgan zaten. Kesinlikle. Yani, çok tabii fazla kırılgan. İşte hani az önce bahsettiğimiz o psikolojik zayıflık mı diyebiliriz bilmiyorum. Bence öyle.
Yani o çok kırıldı şey de mesela, zaten. Mesela Galatasaray'da yani Fenerbahçe taraftarı 10 bin kişiyle ertesi gün idmana gitseydi belki Fenerbahçe bu kadar demoralize olmazdı. Evet. Taraftar da büyük iş düşüyor. Yani şey gibi düşün, şey gibi düşünmeyin mesela arada idmanları taraftarı açıyorlar. Bu çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Birlik beraberlik idmanı meselesi. Ertesi gün yaptıkları idmana gitseydi 10 bin Fenerbahçe taraftarı ki gider. En fazla taraftara sahip kulüplerden birisi Fenerbahçe. O zaman başka bir Fenerbahçe görürdük. Bunu Galatasaray yaptı bu sezon. Yaptı işte. Evet. Yenilgiden sonra yaptı. Bir de. Hani orada o reaksiyonu alıp o sinerjiyi oluşturmak çok etkili. Aynı bak Beşiktaş maçları örneği aslında çok güzel oldu. Şeyde Fenerbahçe'de Beşiktaş maçına kadar taraftarın acayip bir inancı vardı şey takıma, hocaya. Olacağız yani bir şekilde şampiyon olacağız diye bir inançları vardı. Orada galiba yani o Beşiktaş maçı ve sanıyorum o bir iki hafta öncesinde veya sonrasında bir puan kaybı daha oldu. Orada bir dağılma oldu. Bir Giresun'a kaybetti. O dönemlerde orada gitti Fenerbahçe taraftarının inancı bence. Bir diğer mesele de Suudi Arabistan. Buna gülünür yani. Eskiden sadece hacca giden dedeler, nenelerimiz vesaireyle bildiğimiz Suudi Arabistan'da şimdi başka bir dünya kuruluyor. Devlet biliyorsunuz her takıma Suudi Arabistan Ligi'nde birer milyar dolarlık bir fon açtı. O fonu da hani derler ya har vurup armağan savuruyorlar diye şu an o moddalar. İnşallah Selçuk Sports Suudi Arabistan'ı yayınlar. yalan mı söyleyeyim? Yayıncı kuruluş değil mi Selçuk Sports? Öyle oldu yani. İş insanı. İş insanı. yani öyle bir... Bu aslında çok ironik bir şey. Özellikle ben bu konuya girmek istedim. Çünkü neden? Böyle bir gerçek var. Yani bir maçı 200 bin kişi, 300 bin kişi, 300 bin ayrı kullanıcı legal olmayan bir kullanıcıdan izliyor. Ve yani bu millet sessiz. Böyle bir şey var. Sonra naklen yayın gelirleri düştü. O oldu, bu oldu vesaire. Sonuçta işte ligin şampiyonu 1 milyon euro bile alamadı şampiyonluk geliri olarak. Sizce dolar artışından dolayı mı yoksa kazanılan paradan dolayı mı? Bu özellikle geçen gün de söyledi Ali Koç. İşte Türk eskiden 80 milyon dolar, 90 milyon dolarlar konuşulurken aldığımız para 10 milyon dolar vesaire diye böyle bir cümle kurdu. Ne düşünüyorsunuz Arda? Ya, bence genel Türkiye ekonomisinden bağımsız zaten düşünülmesine imkan yok. Geçen seneki süreci hatırlayın. Herkes takip etmiştir. İşte beyin mi olacak, bir başkası mı olacak? İşte bazı başka yerli grupların da bir iddiası vardı ama hani sonuçta Katarlar geldi. Ben minimum perdemi buradan açıyorum ve siz buna razı olmak zorundasınız. Çünkü siz bunun üstüne çıkamıyorsunuz dedi. Ve konu orada kapandı. Ve adam hani niye daha fazla versin? Bu paraya da anlaşabiliyor kendisi. Sizce sence ediyor mu mesela Türk Ligi? Ne kadardı son rakam? Nak'tan yayın ihalesi. İnanın sence ediyor mu yani? Ya bence daha fazla etmesi lazım. Edebilir ama... Aziz Yıldırım'ı dinleselerdi zamanında. Evet. Doğru. İstersen bahsetmek istersen Aziz Yıldırım o zaman... Kısaca şey yapayım, anlatayım onu. Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ'dı o dönem. Evet. Bu 2016... Yok 2018 mi? Bu hızlı kur atağının yaşandığı dönem. 2.2 milyar TL'ye almışlar. Ne kadar yapıyor yani? 100 milyon dolar mı? Yok, o zaman 20 olsa 100 milyon. 500 milyon dolardı ilk yani, satış rakamı. Evet ilk satış 500 milyon. Şöyle oldu. O hızlı kur atağı olduğu zaman işte her şeyi, bütün kontratları liraya çevirme gibi bir furya başlamıştı. Kulüpler Birliği de yayıncı kuruluşla kontratı TL'ye çevirme üzerine bir anlaşma yaptılar ve dolar kurunu sabitlediler. Sabitledikleri kur da yanlış hatırlamıyorsam 4 lira 5 lira gibi bir rakamdı. Şu an 23 lira kur. Yani çok büyük zarar etti bu işten kulüpler, evet. Türk futbolu. Çünkü en büyük gelir kalemiyken şu anda işte yayın gelirleriyle bir tane yıldız futbolcusunun maaşını bile ödemeye yetmiyor yani. Şimdi bu durumda yani o gelsin bu gelsin diyoruz da para nerede yani? hangi parayla getireceğiz bunu? Aynı zamanda Premier Lig'de küme düşen takım yanlış bilmiyorsam 90 ila 110 milyon pound arası bir yayın gelirini cebine koyuyor. Geçen gün bir Hursti lige çıksa 90 milyon pound alacak diye bir Premier Lig'e çıksa böyle bir şey söyledi. Tabii. Çok ciddi paralar. Çok ya bu yani rekabet etmemiz imkansız yani. Yok. Evet, çok doğru söylüyorsun. Biraz böyle bir basketbol konuşalım istiyorum. Basketbolda vallahi olur. Ya ben şimdi mesela Türkiye'de özellikle dünyada da bu birçok noktada böyle sadece basketbolda değil futbolda da aynı hikaye var aslında. Ligi domine eden 2-3 tane takım var. Mesela işte İspanya'da Barcelona,
Ondan sonra Real Madrid, İtalya'da işte Inter, Milan, Juventus ve 3-4 takım var. Aslında Türkiye'deki basketbolda da böyle bir şey var. Şimdi ben biraz içinde de içindeki süreçleri de bildiğim için mesela 2 takım var, 30'ar milyon euroluk bütçeler var. Diğer takımlar 2 milyon dolar, 2,5 milyon dolar. Uçurum değil mi? Yani. Büyük bir uçurum. Yani bu playoff sisteminde yani bunların yani kapışmasına imkan yok. O yüzden yani kesinlikle her yok. Sene ya Fenerbahçe olacak, ya Beşiktaş olacak ya da işte ya iyi bir sponsor gelecek. Bir yıllığına Galatasaray'a verecek ki 5 milyon, 6 milyon dolar taraftar baskısıyla vesaireyle orada biraz playoff'ta üst sıra çıkacak. Yani bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani bu duruma rağmen mesela bu sezon Karşıyaka Ufuk Sarıca ile müthiş işler yaptı. Türk Telekom Erdem Can'la müthiş işler yaptı ki Erdem Hoca bunun üzerinden Efes'e gitti şimdi. Yani iyi olanı da bütçe düşük bütçeye rağmen iyi işler yapanı da bu büyük balıklar kapıyor. Bana biraz böyle kripto dünyasının balinaları gibi geliyor artık bu kulüpler evet. Basketbolda. İstediğini alabiliyor yani. İstediğini alabiliyor. Ama mesela şöyle bir nokta var. Zamanında Fikret Orman bunu söylemişti ama söylediği üslup farklı geldiği için insanlara, Fenerbahçe'de yükselişte olduğu için çok taşlandı o dönem. Şimdi Euroleague tarafına da katıldığınızda şu anda Fenerbahçe mesela A takımının, Fenerbahçe Beko'nun ortalama yıllık toplam maliyeti 100 milyon dolara yakın bütçeler dönüyor burada. Ama Euroleague'den elde ettiğiniz gelir ne kadar dersiniz? Basketbol takımı mı? Basketbol takımı. 100 mi? Bütün operasyonda 100 milyon dolara yakın bir para dönüyor. Yıllık mı? Yıllık. Yok abi, gerçekten, yanlışım. Gerçekten. Yok, yanlışım var. Hayır, gerçekten. Hayır, yani şöyle ben bir yani bir bakalım ona. Bu işin neden biliyor musun? Bunu şu anlamda hayır, söylüyorum 30, ama. Yani 25 ile Fenerbahçe'nin Obradoviç dönemindeki operasyon evet, maliyeti 25 evet. milyon 30 milyon dolar civarındaydı. Ama şu o mesela sezonluk kontratlar. Burada ben şu anda şeyi de kastediyorum. Girilen kontratlar, Euroleague masrafları. İleriye dönük. İleriye dönük, ileriye dönük girilen o teminatlarla birlikte 100 milyon dolar gibi bir maliyete giriyorsun sen. O oyuncuları gönderirsin, göndermezsin, artılarını kullanırsın, ayrı konu. Bunun bir karşılığı yok. Yani bunun bir karşılığı yok. Basketbolun şeyi yok. Hani kendi gelirini üretebilen bir ekonomisi yok basketbolun. Evet. Yani dediğin gibi Euroleague şampiyonu ne kadar para alıyor şu anda? Yani en son Fenerbahçe olduğunda 4 milyon euro aldı toplam. Yani işte yani Veseli maaşı yani o kadar işte biz Yan Veseli'nin maaşını ödersin. Şimdi de yanlış bilmiyorsam hani 8'lere onlara doğru yaklaştırdılar. Yani bunlar çok düşük rakamlar. Bir de orada da FIBA Euroleague kavgası var mesela. Ya bir lig yok. Şimdi yani Türkiye Ligi'ne dönüyoruz. Yine en başta konuştuğumuz gibi. Hakikaten ben şey gibi görüyorum bazı noktalarda. O kadar izlenirlik, o kalite vesaire düşmeye başladı ki. Hani biz Türk Telekom'lara, Karşıyaka'lara dua edelim. Yoksa hiç kimse dönüp bakmaz. Doğru. Bizim nedense sporumuzun o izlenilebilirliği ve o değeri çok fazla kalmıyor diye düşünüyorum evet. Son dönemde. Anadolu'ya biraz bakalım istiyorum. Özellikle biliyorsun Trabzonspor son dönemde ataktaydı ama onlar da bir kadro bir değişiklik oldu. Sonra bir böyle bir yavaşladılar. Yenilgiler başladı. Mesela bir Bursaspor efekti yaratabilecek bir takım var mı sizce? Şu an aklıma vallahi çok fazla bir Adana Demirspor Adana hariç geliyor bir tek. Çok kimse gelmiyor yani. İyi mi Adana Demirspor? Yani o efekti yaratabilir mi? Tam aynı değil gidiş onlara. Malatya'ya gittim ya. Balotelli Adana geçen sezon Adana'da takılmaktan Balotelli. Adana'nın hocası da gitti şimdi bu sene. Montella'da ayrıldı. Ya Bursa ile Adana'nın dinamikleri biraz farklı kulüp açısından, şehirlerden bağımsız söylüyorum. Yönetimsel anlamda. Ya evet yani Bursa Spor altyapıdan destekli bir kadroydu, evet. Öyle bir kulüptü. Şimdi Adana Demirspor patron takımı. Murat Bey harcıyor parayı. Ve belki geçtiğimiz sezon 4 büyüklerden fazla belki para harcamıştır transfer bütçesi olarak. Doğru, doğru. Şimdi ikisinin dinamikleri farklı ama Adana Spor, Adana Demir'den şampiyon olur mu? Olabilir yani, niye olmasın? Şey güçlü çünkü. Camiası güçlü. Kültürü olan bir kulüp. Taraftarı olan bir kulüp. Zaten taraftarı olmayan evet, yani olmaz diyeceğim de Başakşehir de oldu yani. Şampiyon olunabiliyor Türkiye'de. Taraftarı olmayan belli bir yere kadar gidiyor yani. Mesela Sivasspor bu atılımı yaptı. 2 farklı zamanda yaptı. 3 yıldır Avrupa'ya evet. gidiyor. Daha önce 10 yıl önce yine Mecnun Başkan döneminde iyi başkan, iyi bir yönetim. Ama o her maç Rıza Hoca çıkıp lütfen maça gelin demek zorunda kaldı. 3 sene üst üste taraftar toplayamıyorlar. Taraftar yani. Gelmiyor. Mesela Bursa'nın avantajı muhtemelen buydu. Evet. Ciddi Adana Demir'in de bu kitlesi. Bence. Adana Demir'in de avantajı taraftarı. Ben Adana Demir'in konu açılmışken şey de bahsedelim korkunç. Bence. İşte Kocaeli Spor, Sakarya Spor, Bursa Spor, Eskişehir Spor. Sana bir örnek verebilir miyim Kocaeli Spor'la ilgili? Abi ben lisedeyken Kocaeli Spor stadına gitmek için İsmet Paşa'ya yıktılar biliyorsunuz. 2 tane otobüs değiştiriyordum.
Ben şimdi İzmit'ten çıktım, İstanbul'a geldim. Evi stadın yanına yaptılar. Biliyorum. Eski stad da benim evimin yanındaydı. Ben de öğrenciydim Kocaeli'de. Nasıl dilenme ama? Yani ortaokulda ondan sonra lisede giyip gitme, iki tane vasıta değiştir, onu yap, da delinceye kadar yol git. Ben İzmit'ten çıktım. Bizim oturduğumuz evin yanında stat yaptılar. Şey diyebilir miyiz peki bu durumda, yani Kenan Taş da böyle Fenerbahçe gibi diyebilir miyiz? Hani hocayla iyi performanslı bitirdiği bir yere denk getiremiyor. Sen de kendini ama benim o gittiğim dönem çok iyi dönemdi Kocaelispor'un. Böyle Hikmet Karamanlar, ondan sonra Kaan Dobralar'ın olduğu dönem falan. Kaan Dobralar'ın olsa 4-0 Beşiktaşlık şey dönemleri. O çok efsane dönemiydi yani. Orada Nuriler vesaire, Dobralar. Ben bir detay vereyim. Bu yıl Kocaeli yani bir alt lige dönmüş olması lazım, birinci lige. Sakarya'da playoff'ta kaldı, gelemedi. Uzun zaman sonra hani aynı bir seviyede ligden. Bir Kocaeli-Sakarya derbileri de geliyor bu sene alt ligde. İnşallah. Ama işte onun yanında da Eskişehir amatör lige düştü. Bu sefer de Eskişehir düştü. Eskişehir mesela acayip bir örnek ya Türk futbolu için. Eskişehir, Karabük, Bursa ya, Eskişehir. Eskişehir ama şey de dönmüyor ki, ben biraz uzaktan takip ediyorum. Biraz Eti destekliyor. Oradaki, O da bıraktı. Dün gördüm hatta. Dün evet, o da bıraktı. Eti de bıraktı. Şimdi orada az önce hep aynı noktaya geliyoruz. Yani masanın üstünde para varsa her şey var. Ya ama bak şöyle. Eskişehir'in sporda para, yoksa, para da vardı. Evet. Eskişehir'in yaptığı futbolcu satışını Türkiye'de yapan kulüp tabii olmamıştır muhtemelen. Bir tanesi malum Galatasaray'ın. Tarık Çamdal, Alper Potuk. Tarık Çamdal'la Batallar meselesi. Ben şey... yok, Batalı değil ya. Tabata. Gaziantepspor'un 8 yani Eskişehirspor'un transferden kazandığı parayı Türkiye'de kazanan olmamıştır muhtemelen. Artık ama yok yani, yok hocam. Para buhar. Aynen öyle. Yani 4-5 sene içerisinde amatör lige düşecek kadar yok oldu. Ve yine taraftarın yani çok aslında olduğu bir evet kent Eskişehir. Yani muhtemelen yine dolduruyorlar. Ben takip edemiyorum maçlarını ama muhtemelen yine doluyordur stadı Eskişehir'in. Ha ne olacak? Yeni Malatya gibi yeni bir isim de yeni Eskişehir Spor diye çıkacak muhtemelen ama. Evet, Samsun Spor, Fatih Samsun'la alttan mesaj atıyor. Samsun Spor'u da konuşun diye. Başkanı yüksel renkli bir çok doğru diye. Bu arada Samsun Spor çok, onlar da varlıklı bir şekilde geliyor lige. Yani bir Adana Demirspor etkisi yaratacağı bence kesin yani. Kesinlikle ilk 9'da yani üst sırada top of table dediğimiz yerde göreceğimize eminim bu sene. Bir diğer mesele de biraz böyle daha genel şeyler konuşalım istiyorum. Şimdi Messi ile tüm dünyada bir efekt yaratıldı. Yaklaşık 20 yıldır bir Messi hikayesi, Messi Ronaldo hikayesi görüyoruz. Yeni dönemde bu hikayeyi kim devam ettirir sizce? Böyle bir uzaktan takip ettiğiniz isimler var mı? Onunla ya Haaland, Mbappe olabilir belki ama tabii o biraz işte daha Mbappe, şey. İşte Mbappe, işte o şey değil mi? Haaland, Mbappe, Arda Güler. Yani tabii ki, tabii ki, inşallah. Yani Arda Güler, şimdi yine en başa döneceğiz Arda Güler muhabbetine de. Bu sene Napoli mesela fırtına gibi esti İtalya Ligi'nde. Çok erken şampiyonluğu ilan ettiler. Hatta Şampiyonlar Ligi'nde final oynayabilecek Maradona göremedi yolu vardı. Napoli şampiyon oldu, Maradona göremedi i̇şte ya. Arjantin yorpasını aldı. Gene göremedi. İlle görüyordur diye. İngiltere'ye attı, o Tanrı'nın elinin şeyi o da. Yani demek ki işte bir şey var. Hani karması. Büyü bozuluyor ya işte. Herhalde öyle bir şey. Mesela Napoli'nin en büyük yıldız oyuncularından bir tanesi. Nasıl telaffuz ediyor? Kvaratskhelia. Gürcü bir futbolcu ve geçtiğimiz sezon transfer oldu Napoli'ye. Hani Gürcistan bizden de küçük bir futbol ülkesi baktığımız zaman. Fatih yazıyor, Haaland daha 22 yaşında, Mbappe de 24 yaşında diyor. Evet. Yani Arda Kvaratskhelia kadar olur, fazlası da olur yani. Öyle potansiyeli var. Hakikaten damga vuracak bir oyuncu gerçekten yani. Ama işte bir estetik bir lige gitmesi lazım Arda'nın ya. Ben öyle düşünüyorum. Ya şimdi İtalya liginde Arda olmaz yani. Çok böyle bir sert futbolun oynandı, estetik futbolun oynanmadı. İspanya'ya, Arda'ya İspanya'ya yakışır. İngiltere yakışır diye düşünüyorum. Temiz futbolun olduğu gerçekten. Evet, hani oyunun temiz oynandığı. Evet, oyunun aktığı evet, yerde Arda o akışı inanılmaz yakalıyor yani hani. Ben yüzüm gülüyor hani. Yani öyle ya, keyif veriyor insana. Yani tuttuğun takımdan bağımsız yani. Hani Arda için maç seyrediyor insanlar yani. Ya zaten bu spor dediğimiz şey insana keyif verdiği yani için yani. Mutlu olmak için izliyorlar. Yani etkinlik. İnsanlar şey, aleyup yaptığında mutlu oluyorlar. Aynen. Yoksa turnike attığında basketbolda evet, kimse aynen mutlu olmuyor. Ya da iyi bir smaça blok koyulduğunda voleybolda insanlar mutlu oluyor. 90 dakika futbolu veya işte 40 dakika işte duraklamasıyla beraber 1-1,5 saat basketbolu. Ya o böyle bir an için izliyoruz zaten yani. Bir şey olacak orada. Sevineceğiz, mutlu olacağız, keyifleneceğiz. Bu yani zaten amaç. Spor izlemek de, ben böyle bakıyorum olaya, bilmiyorum. Mutlu olmak yani orada o anda. Bence de mutlu olmak, eğlenmek. Yani zaten işte başarılı olan ligler
işte basketbolda da ne bileyim NBA ya da futbolda Premier Lig, bunu artık bir event'e dönüştürmüşler, bir etkinliğe dönüştürmüşler ve insanların hayatının içine entegre etmişler. Ama bizde herkes günlük hayatında yaşadığı sıkıntıları gidip orada böyle boşaltıp kendi içine atıp... Böyle bir ölüm kalım meselesi. Tabii tabii yani aman yenilemeyiz, şöyle yapamayız, böyle yapamayız da çevirip zehirliyoruz ortamı. Spor ortamını zehirliyoruz spor izleyicisi olarak. Evet. Bugünlük, bu haftalık böyle bırakalım istiyorsanız. Edin Dzeko'yu konuşalım isterseniz evet, en son. Evet, geldi. Yani sence başarılı olur mu? Yani bence olur gibime geliyor. Bayağı öyle yıllardır mi? Hayal ediliyordu gelişi. Hatta Arap ülkelerinden galiba bir teklif almasına rağmen o yoldan gitmedi. Reddedip ben çok üzüldüm açıkçası. Buraya geldi. Çok yani sevdiğim bir santrafor oldu. Ya Dzeko, bak Dzeko 37 yaşında ama kimse de şey havası yok. Bitmiş futbolcu geldi havası yok çünkü bütün sezon oynayıp geldi Inter'de. 60 maça yakın maç oynamış geçtiğimiz sezon. Şimdi biraz şeyin de etkisi var. Orada futboldaki sağlığın ve teknolojinin futbolcuların kendine bakma çok meselesinde doğru konuşmamız gerekiyor. Çok bu doğru. Özellikle basketbolda bu boy uzatma meseleleri, beslenme vesaire onların hepsi. Şimdi mesela eskiden 35'lerde diyorduk ki biz. Bitiyordu abi, fizik yani. Bitiyor diyordu. Şimdi Ronaldo'ya bakıyorsun. Sanki yeni başlıyor. Evet yeni başlıyor böyle ikinci. Yani Atiba ben, işte 41 yaşına kadar oynadı biz Beşiktaş'ta Atiba. Yani 45'leri önümüzdeki 10 yıl içerisinde futbolcuların göreceğini düşünüyorum ben. Ben yani de hemfikirim, kesinlikle hemfikirim. Sadece Edin Dzeko tarafında şöyle bir şey de eklemek isterim. Programdan önce de konuşmuştuk. Yani karakter olarak dünyada bence az görülen oyunculardan biri. İşte Železniçar'da savaş döneminde oynuyor Železniçar kulübünde Bosna'da ve bir gün antrenmana giderken 9 yaşında annesi diyor ki bugün antrenmana gitmeni istemiyorum, içimde kötü bir his var diyor. Gitmiyor ve antrenman yaptıkları sahaya bir el bombası düşüyor. En yakın bir arkadaşı orada ölüyor, bir tanesi de sakat kalıyor, bir daha futbol oynayamıyor. Ama Dzeko öyle bir insan ki şu an halen bile oraya bir destekte bulunuyor kendi kulübüne. Hatta Roma'ya ilk transfer olduğunda dönmüş Sarajevo'ya, o ilk yüksek maaşını kazandığı transferden sonra fakir olduğu, o çocukken antrenmana gidemediği dönemde bir taksici varmış onu antrenmanlara ücretsiz götüren. Ona taksi hediye etmiş, o adamı bulmuş falan. Yani böyle karakterler, özel karakterler. Yani, evet. O yüzden Bosna Hersek elçisi aynı zamanda yani. Zaten kendini bakışından çok büyük, görüyorsunuz. Çok büyük bir karakter, hakikaten çok büyük bir karakter. Karakterli yani adam da geldiği zaman hakkını vermeye çalışıyor ya bence. Ben çok teşekkür ederim hepinize. Böyle bir aslında konuşsak böyle 4 saat daha konuşuruz diye tahmin ama böyle izleyenleri de sıkmayalım istiyorum. O yüzden sevgili Ahmet Özcan çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğim bir şey? Çok teşekkür ediyorum. İnşallah izleyenler beğenirler programı. Evet, yayını beğenmeyi unutmasınlar. Arda çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Tekrardan burada olmak çok güzel ve sonraki haftaları da bir şeyler kalsın diye burada kesmek. Evet, evet çok konuşacağım. O kadar çok konu var ki şu anda konuşacağımız ama böyle bir biraz böyle bir duralım. Her hafta yapamasak da 2 haftada bir, ayda bir bu programı yapmak istiyoruz. Programa isim önerileriniz için yorumlara yazabilirsiniz. Biz böyle yeni sende bazı ya da spor sever diye bir şey düşündük ama bilmiyorum. Fatih, ben sen söyleyeyim mi bir isim? Kenan Taş bizi diskoya götür. götüreceğim. Evet. Çıkışta o zaman. Evet, çıkışta. Çok teşekkür ediyorum çıkışta. Ben de. Ben teşekkür çok ederim. Çok çok sağ olun. Evet, bu haftada yeni bir formatın sonuna geldik. Tatil döneminde özellikle bu kanalda sizleri yalnız bırakmak istemedik. Farklı ve yeni içeriklerle sizlerin karşısında olmak istedik. Yayını beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda eleştirilerinizi, önerilerini yazabilirsiniz. Sumru@dipnot.tv adresine de bu programa katılmak isteyen, futbol bilgisine güvenen farklı isimleri de bekliyoruz. Şimdi bu arkadaşlarımla başladım ama 4 kişiyle başladık. Belki burada bir böyle bir şey de kurmayı düşünüyoruz, tribün kurmayı düşünüyoruz. Yaklaşık böyle bir 10 kişiye kadar bu programı çıkarma hevesimiz var. Bakalım yapacağız mı? Biraz daha futbolun içinden, futbol bilgisine güvenen, bir şeyler paylaşmak isteyen, bilgilerine güvenen insanları da bu kanalın izleyicilerini de buraya bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalarda da daha güzel, daha renkli. Bugün çok gülelim diye çıktım ama çok az güldük ya. Niye öyle oldu bilemedim yani. Bir dahakine bir dahakine daha böyle şeyli gelelim yani. Gülmeye hazırlıklı. Evet, zamanlar. Gülmeye hazırlıklı gelelim. Ben Kenan Taş. Çok çok teşekkür ediyorum izleyenlere, eleştirenlere. Yorumlara yazabilirsiniz eleştirilerinizi, önerilerinizi. Yeni bir programda görüşünceye kadar, o zamana kadar herkese görüşmek üzere diyorum. İnşallah yeni programda görüşürüz.